biz bu dublaj işine Ankara'da başladık. Hatta bir zamanlar konuşamadığım söylenir. Dublaj aslında öğrendikten sonra her iş gibi kolay. Hakkıyla konuşamayan bir insan da dublaj yapamaz. Dublaj bir sanat olayı değil. Dublaj sanatçısı yok. Dublaj benim için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü dublaj benim ikinci işim. Ben Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 1000 sene evvel mezunum. Şu anda da emekliyim ama devlet tiyatrosuna rejisörlük yapmaktayım. Hem oyuncuyum hem yönetmenim. Ha, bütün bunlardan sonra dublaj giriyor. Ama çok hoşuma giden, dublajını yaptığım bir sürü oyuncu var. O oyuncuların eğer iyileri varsa, iyiyseler ve rol de müsaitse tabii benim hoşuma gider. Yani bir nevi benim için, bilmiyorum öbür arkadaşlarım ne düşünüyor ama, bir para kazanma olayıdır. Yani param olsa dublaj yapmam. Ya çok seçici davranarak dublaj yaparım. Umut bir insanı deli edebilir. Adam 50 yıldır burada. 50 yıl. Baban sana bir flaş patlaması kadar yakın bir evlat. Kesin şunu. Kendinizi şanslı sayın. Biz bu dublaj işine Ankara'da başladık. Yani ilk dublaj yaptığımız yer Ankara. Zaten dublaj da yeni başlamıştı Ankara'da. Biz dublaj yapmaya başladık. İster şöyle ister böyle. Hatta bir zamanlar konuşamadığım söylenir. Benim ilk eşim Defne, sen ne zaman konuşmayı öğreneceksin dedi. Dedim ben de bekleyelim yavaş yavaş. Hani rank diye insan bir şey yapamaz ki. İşte bekledik ettik, sonra dublaj yapmayı öğrendik. Yo tatlım, bununla ilgilenmiyorum. Hayır, Bili'yi bu çatırın altında Memi'nin yardımıyla büyütmek istiyorum. Tıpkı sizi ve Tracy'yi büyüttüğüm gibi. Şahmat ha? Gördün mü, kızgınlık ya da bıkkınlıktan hamle yaparsan sonu hep bir tür felaket olur. Sen sihirbazsın, büyücü değil. İmkansızı yakalamak istiyorsan elini kirletmekten kaçınmayacaksın. Şöyle geçin Bayan Benskup. Sığmazsanız Bay Angel'la tanışmanıza gerek kalmayacak. Sağ tarafa. Dublaj aslında öğrendikten sonra her iş gibi kolay bir iş. Ama öğrenene kadar da çok zorluk çekmek zorunluluğu oluyor. Çünkü bizim arkadaşlarımızın, hatta benim de an be an konuşma zorluklarımız var. Çünkü konuşmuyoruz. Sanki bana öyle geliyor ki 8-10 sene yahut da 20 sene sonra nidalarla konuşacağız. Uk, ik, mik filan gibi. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Okey. Öptüm. Bunların hiçbirine ben anlam veremiyorum yani. Öptüm ne demek ya? Niye öpüyorum yani? Bye. Ha bye. Ya İngiliz miyiz, Amerikalı mıyız? Hayır, böyle oluyor. Şimdi böyle olunca konuşma unutuluyor. Yani hakkıyla konuşamıyoruz. Hakkıyla konuşamayan bir insan da dublaj yapamaz. Şimdi bir anekdotu hatırladım. Efendim bizim zamanımızda reklam dublajı öyle her önüne gelen çıksın mikrofon başına filan de yok, olmuyor. Efendim TRT varken, başka kanallar yokken siz öyle elinizi kolunuzu sallayarak dublaj yapamazdınız. Nasıl yapardınız? Kaset doldururdunuz.
reklam kaseti doldururdunuz ve bu üçe ayrılır. Bir, tanıtım, iki, gövde, üç, sonunda attığınız slogan, tek şart. Ha, izni alırsanız reklam filmi seslendirebiliyordunuz. Almazsanız yapamıyordunuz. İşte o zamanlar biz bir sürü reklam yaptık, dilden dile, ağızdan ağza dolaştı. Yani bir sürü reklam. Neden? Çünkü konuşmasını bilen insanlar yapıyor. Tabii bunun bir de konsantrasyonu var. Ben geldim, gördüm, gittim. Böyle bir şey olmaz. Bunun konuşması öyle olmuyor. Konsantre hissetmek lazım. His, işimiz his değil mi? Ne? Bir kadına 1000 kişi seni seviyorum der, bir kişi de gelir seni seviyorum der gider. Çok basit. Ama bunun tahsili terbiyesi var. Yani bunun fonetiği var, diksiyonu var. Bütün bunları nereden, kim öğretecek? Kim? Bir kişi gelsin konuşalım. Bir kişi. Yok. Çünkü bu blok bir şeydir. Tek kişinin öğreteceği şey değildir bu. Yani fonetik ve diksiyon olmadan hiç kimse doğru dürüst konuşamaz. Kulaktan dolma olmaz bu işle. Yani kulaktan dolma araba kullanabiliyor muyuz? Hayır, kullanamıyoruz. Bunu nasıl konuşacağız, nasıl yapacağız? Çok ilginç. Midilliler sizin, alın onları. Babanızın atı ölüm saçan bir suçlu tarafından çalındı. At için anlaşmamıza uygun şekilde gereken korumayı sağlamıştım. Sen bu baskıyı biliyor muydun? Eskiden babamla birlikte okurduk. Bunu vaktiz oğluma götürüyordum. Ama sanırım bu kez sana vereceğim, Monsieur Cabré. Seslendirdiğim kişi kimdir, nedir, ismi nedir bilmem. Çünkü biz gireriz stüdyoya, baştan sona yaparız ve çıkarız. Filmin ben ismini bile bilmem. Bana soruyorlar, efendim bir kovboy filminde seslendirme yaptınız mı? Ben ne bileyim canım. Asıl bilmek istediğiniz nedir? Yaptığım için pişman mıyım? Pişman mısınız? Pişman olmadan geçirdiğim bir gün bile yok. Siz burada olmam gerektiğini düşündüğünüz için buradayım. Beni severek kendi nedenleriniz yüzünden saldırıyorsunuz. Bana olan bir şey yüzünden değil. Dublajın geldiği nokta eski tabirle fakr-ı zaruretten ve 3 kuruş para kazanalım diye bunu çok sıkıştırdık. Dışarıda yani Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da yapılan ki artık yavaş yavaş kalmıyor. Dublajı biz bir haftada 10 günde, 15 günde yapılan dublajı biz 2 saat, 3 saatte yapar çıkarız. Çıkarız ama bunun karşılığında da 3 kuruş para ya alırız ya alamayız falan. Oralara girmeyelim. Bir kere ben Şirinleri diyelim. 1000 seferdir yayınlıyorlar. Ben 1 kuruş para alıyor muyum yayınlandı diye? Hayır. Bu mekanizmayı kuramazsak, kurulmazsa ki 50 seneden beri böyle bir şey konuşuyoruz. Sendikalaşma, işte onun yayınından 25 kuruş para her yayınından bir... Ve bu kanunen olmazsa yapılamaz. Herkes herkesi bu sektörde sömürür. Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Bazı arkadaşlarım ses yaşlanmaz filan diyor ama yani yapmayalım. Yani neyse nedir ya, doğru oturalım, doğru konuşalım. Yaşlanır, ben yaşlanıyorum, niye sesim yaşlanmaz? Alın bunun en basit misali Zeki Müren'dir. Gençlik şarkılarını nasıl söylemiş, yaşlanınca sesi ne olmuş? Hani bizim belki bulunamaz bundan 50 sene evvel yaptığımız dublaj
Ama filmleri, ama Zeki Müren en basit misaldir yani karşımızda. Yaşlanır. İlk kanı onlar dökecek, bizi o tedaviye zorlayacaklar. Sorulması gereken şu: benim kardeşliğime katılıp savaşacak mısınız, yoksa kaçınılmaz soykırımı mı bekleyeceksiniz? Kaçmamı mı istiyorsun? Hayır, yaşamanı istiyorum. Farklı bir hayatın olabilir Wesley. Babanın düşlediği gibi. Dublaj bir sanat olayı değildir. Dublaj sanatçısı yoktur. Sanatçının ne olduğunu tanımlamak lazım ilkin. Onun içinde dublaj sanatçısı, tiyatro sanatçısı yoktur. Tiyatro oyuncusu vardır. Tiyatro yönetmeni vardır. Türkücü vardır, şarkıcı vardır. Klasik Türk musikisi icra edeni, söyleyeni, çalanı vardır. Sanatçılık nereden çıkıyor? Ne? İptal etmek mi? Saygısızlık etmek istemem ama aynı fikirde değilim. Ama burada neler olduğu çok açık. Burada bir tür şakanın kurbanı olduğumuz ortada. Hayaletler bize neden şaka yapsınlar? Hayalet filan yok. Bunlar sadece intikam almak isteyen bazı öğrencilerin oynadığı bir oyun. 4 nesil boyunca ve 450 yıldan beri oynanmaya devam eden tek bir oyun. Ha? Oh. 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 Bu ileri gitmiş memleketlerde ben dublajı da tiyatroyu da yapmamış olsaydım herhangi bir yerde sağlıklı bir çalışma yapsaydım da param olsaydı.